sevda ki yaktı külletti, Resulun hasreti canıma yetti. Öyle bir sevda ki yaktı külletti, Resulun hasreti canıma yetti. Bitire bitire beni tükettin, canımın canısın ya Resulallah. Bitire bitire beni tükettin, canımın canısın ya Resulallah. Al beni yanına ya Habiballah, as beni tavafa ya Habiballah. Bu canım yoluna kurbandır senin, al beni yanına ya Resulallah. Al beni yanına ya Habiballah, as beni tavafa ya Habiballah. Bu canım yoluna kurbandır senin, al beni yanına ya Habiballah. Özledim Resul'ü Medine'dedir, gidemedim ona aynı senedir. Özledim Resul'ü Medine'dedir, gidemedim ona aynı senedir. Medine gülleri tane tanedir, al beni yanına ya Resulallah. Medine gülleri tane tanedir, al beni yanına ya Resulallah. Al beni yanına ya Habiballah, as beni tavafa ya Habiballah. Bu canım yoluna kurbandır senin, al beni yanına ya Resulallah. Al beni yanına ya Habiballah, as beni tavafa ya Resulallah. Bu canım yoluna kurbandır senin, al beni yanına ya Resulallah. Evet, al beni yanına ya Resulallah dedik. Evet, TV262 ailesi, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bir cuma gününden inşallah tüm Müslüman aleminin mübarek cuması da inşallah mübarek olsun diyorum. Yine Murat Taylan ve İsmail Aser'le gönülden gönüle program. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. İsmail Hocam hoş geldiniz, şerefler hoş verdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah. Şükürler olsun, hamdolsun alemlerin Rabbine. Siz nasılsınız? Şükürler olsun hocam, bugünlerimize şükürler olsun. Allah'a şükür hocamız, elimiz ayağımız tutuyor, hamdolsun. Dilimiz konuşuyor, kulağımız duyuyor, göz görüyor. Daha ne olacak hocam, Allah razı olsun. Evet. Önemli olan zaten bu değil mi? Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam Resulullah'a. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi. Evet hocam, geçen hafta bir konuyla başlamıştık ve siz bu hafta içinde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni ilgili. Ya bir Şafi Hazretleri'ni konuşalım demiştik ya da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni. Evet. İsterseniz hangisini isterseniz Aziz Mahmud Hüdayi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni inşallah konuşalım. Diğer inşallah Allah nasip ederse de bir dahaki hafta da Bişrafi Hazretleri'ni konuşuruz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin hayatı çok enteresan bir hayat. Bugüne örnek alınması gereken, bugünün yani bizlerin hayal bile edemediği, yapmaya cesaret edemeyeceği hal, hareket ve eylem Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin gösterdiği.
Tabii bugün ben kendime örnek vereyim. Valiyim ve ben diyorum ki artık valilik yapmayacağım. Ben ne yapacağım? Derviş olacağım. Tabii gönüllere düşüren de Hak Teala. Aşka düşen kapıyı çaldı. Aşka düşen kapıyı çaldı. Aşkı gönle düşüren kapıyı açtı. Şimdi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir vali o zaman. Ve yani bugünün deyimiyle bir vali. Ve düşünün ki bir vali. Emrinizde o kadar şey var. Askerleriniz var. İşte ipek yastıklarda yatıyorsunuz, sırmalı kaftanlar giyiyorsunuz. O dönemi anlatıyorsun değil mi hocam? O dönemi anlatıyorum. Yani o kadar rahat ve o kadar bir devlet gücü var elinizde. Ve siz bir dergaha bağlanıyorsunuz. Bir kamile mürşide, mürşidi kamile bağlanıyorsunuz. Ve dervişlik yolunu seçiyorsunuz. Şimdi tabii Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni anlatacağız. Küçük bir de örnek bir kıssasını aktarmaya çalışacağız. Anlatmayacağız, konuşacağız. Anlatmak haddimiz değil. İnsan şuraya bakmak lazım. Öyle zengin bir hayatı olan, bir yaşamı olan bir insan hayatında hangi eksikliği duyar da veyahut hangi tat onu cezbeder? Neyi hedefler de koskoca bir valiliği bırakır. Bugün bunu düşünebiliyor muyuz? Yani ne kadar büyük bir şey. İşte gerçi bizim tarihimizde, evliyalar tarihimizde bunun birçok örneği var. Örneğin işte Belh diyarının sultanı gibi. O da mesela İbrahim bin Ethem Hazretleri de koskoca sultanlığı bıraktı. Ona bakarsanız yani o kadar bir hükümdarlığı varken, saltanatı varken, zenginliği varken, o neyin eksikliğini çekti de artık kendi yamasını kendi dikecek kadar şeye geldi, aşka geldi. Nasıl oldu yani? Evet. Hangi şey cezbetti onu? Hangi tatlar cezbetti? Neye hedefledi? Ne için? Demek ki tattan âlâ bir tat var. Lezzetten âlâ bir tat var. Aşktan öte bir aşk var. Oh, çok güzel. Şimdi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de hocasının talimatıyla kadılığı bırakıyor. O zamanın kadısı buranın valisi. Bugün örnek verdim ben. Kadılığı bırakıyor ve omzunda asılı ciğerleri satmaya başlıyor. Gün gelip çocukların alaylı sözlerine maruz kalıyor. Taşlanıyor. Gün geliyor deli diye taşlanıyor. Aşağılanıyor. Ve bunların hepsine katlanıyor. Diyor ki, gerçi onu Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi söylemiştir. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler söz. Ama onlar da bu kelamı gönüllerine nakşetmişler ki sonunda Allah'ın lütfuna nail oluyorlar. Bir sebep aracı böyle. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin küçük bir kıssası var. Yani tamam oldu artık kararının verildiği, yani diplomanın verildiği diyelim bugünün tabiriyle, verildiği bir hadisesi var. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri hocasının abdest suyunu hazırlama vazifesiyle görevli. Çok etkilendim hocam ben orada ya. Onun filmini izlemiştim ben de. Ve hocasının her sabah namazına işte abdest alacağı suyu ısıtmak onun görevi. Ve bir gece uykuya kalıyor Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni. Tabii hocasının o zaman hizmet bugünkü gibi ya yapsam da olur yapmasam da olur, boş ver bugün yapmayayım yarın yaparım gibi bir şey değil. Hizmet demek, söz bağlılık demek, bağlılık demek, teslimiyet demek o günlerde. Ve uykuya kalıp da hocasının abdest suyunu ısıtamadığı zaman büyük bir yani tedirgin oluyor, evet, endişeye düşüyor.
Nasıl ben bu duruma düştüm diye kendine hayıflanıyor. İşte o zaman o mangallar vardır eskiden. Mangalın közünün üstüne oturturlar güğümü, suyu öyle ısıtırlar. O güğümü hocası merdivenlerden iniyor, yaklaşıyor yani abdest almak üzere. Henüz su ısınmamış. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de görevini yapamamış olmanın şeyi var, rahatsızlığı var. Testiye sarılıyor. Sımsıkı sarılıyor. Testiye dediğim güğüme. Ve hocası geliyor, dök diyor Hüdayi. Suyu dök dedi diyor, abdest alalım. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nde ses yok. O anın kahrını yaşıyor. Ve hocası bir daha diyor, dök azizim diyor, dök. Suyu dök. Suyu döküyor. Su kaynamış. Gönlünün ateşiyle, kalbinin ateşiyle kaynamış. Ve işte o zaman hocası diyor ki, azizim diyor, bu diyor odun ateşiyle pişmiş suya benzemiyor diyor. İşte o zaman Allah'ın izniyle o keramete, o teveccühe ermiş oluyor Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Nasıl bir aşk, nasıl bir sevgi değil mi hocam? Şimdi kimilerine bu örnekler abartılı gelebilir, imkansız gelebilir. Yani ya haşa olmaz öyle şey diyenler de olabilir. Lakin insan kendine bir bakmalı. Yani ben bu kadar Allah Azze ve Celle'ye itaatte haylaz olan bir insanken bana bu kadar lütfu veren Rabbim onun yoluna hizmetkar olana neler vermez ki? Amin efendim. İnsan bu şekilde düşünürse doğruyu bulabilir. Evet. Çünkü bizim kitabımızda da küçük bir bölüme yazmıştım. Şimdi o aklıma geldi. Allah Azze ve Celle yoluna hizmetkar olana kainatı hizmetkar evet, eder. Evet, çok diye. Güzel bir söz. Yani şimdi yine bir söz aklıma geldi. Orada da şöyle geçiyor. Yine kitap aslında şeyine girmek pek istemiyorum ama kitapta çok güzel öyle kısa sözler var. İnşallah bu üstadların, bu ulemaların, evliyaların hayatlarını okursak onların hayatlarından bugünkü hayatımıza çok büyük bir pencere açılır. Çok büyük fark var. Ruhumuz ışık alır, öyle söyleyeyim. Feyiz, bereket. Elbette ki, çünkü Hakk'a teslim olmak biz kullar için en büyük zaferdir. Teslimiyet zafer olur mu? Olur. Hakk'a teslim olursa sen, o senin için zaferdir. Bizler için zaferdir Hakk'a teslim olmak. Hı. Keşke olabilsek. Yani. Yani şimdi düşündüğümüz zaman, elhamdülillah Müslümanım dediğimiz zaman şöyle bir düşünmek lazım ya. Elhamdülillah Müslümanım tamam ama o geçmişteki ulemaların, evliyaların, sahabelerin, müştehit imamlarımızın, halifelerimizin hayatlarına baktığımız zaman aradaki uçurumu görebiliriz aslına bakarsanız. Bu çok büyük açık ve nettir aslına bakarsanız. Çok büyük bir gerçektir. Ama biz bu kıyaslamayı yapacak kadar cesaret sahibi değiliz. Bunu kendimize itiraf etmekten bile korkuyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle'yi seviyorum dediğimiz zaman, şimdi Murat beni bir kez çağırır, ben gitmem. İşim vardır, gitmem. İlk sefer ikinci kez çağırır, ben gitmem, işim var derim. Üçüncü kez, dördüncü kez, beşinci kez, ya bu nasıl sevgidir? Madem seviyorsun. Madem seviyorsun o zaman sen kusura arkadaşız, bak. Madem seviyorsun, madem Allah'ın yarattığı kullarız değil mi? Evet. Bir çağırıyor, iki çağırıyor. İşte ezanın okunduğu gibi mesela. Yani. Gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Gözden ırak olan gönülden de ırak olan. Doğru. O zaman diyeceksin ki bana yani bir iki vaktin olmuyor. Ben bıraktım, sen de bırakacaksın. İşte o da iş değil. O beni tanımıyorsa ben onu hiç tanımam. Olmaz. Doğru bir şey değil. Deniyor. O da
O doğru bir şeydir. Ama Hak Teala'ya bir insanın sevgisini ifade etmesi lazım. Bunu da nasıl göstermesi lazım? Namazla, ibadetle. Namazla, ibadetle. İyi insan olmakla. Tefekkürle. Tabii. İyi insan olmakla. Aldatmamakta insanları. Aldatmamakla, kandırmakta. Tabii, yalan söylememekte. Yalan söylememekle, kandırmamakla deyince, geçen gün, dün zannediyorum, bir sosyal medya hesabında çok güzel bir fotoğraf gördüm. Yaşlı bir amca bakkal. Dartacağı şeyi, ürünü koymuş. 1 liralık mesela şeyi, ağırlığı da koymuş. 1 kiloluk ağırlığı da koymuş. Evet. Dartacağı şeyden ağırlığın darasını, o kese kağıdının kadar darasını düşmüş. Allah Allah. Yani. Kese kağıdı da saymıyor yani. Yani öyle kese mi? Kağıdını düşmüş oluyor. Allah Allah. Dar aslında o gram bile gelmez yani kese kağıdı. Ne olacak? Ama işte kul hakkı zerre kadar, hardal tanesi kadar yani, deniyor ya. Doğru. İşte doğru. Hesabı sorulacak diye. Evet. Ben yani çok güzel bir kareydi. İşte iyi bir kul olma çabası dediniz ya. Evet. Yani bu hakka, çünkü benim Murat Taylan'dan yani almış olduğum veya çalmış olduğum şey bana kar değil. Yani o anlık kar gibi gelebilir ama maalesef kar değil. İyi bir insan olmak dedik. Allah Azze ve Celle'ye sevgiyi, muhabbeti de göstermek lazım ki nasıl bir kula da gösterme çabasındayız. Evet. Kula Allah Azze ve Celle'ye de göstermek zorundayız. Doğru. Yani bu çok önemli. Tabii insan hayatında olumsuzluklar da olabiliyor. Yani moral bozukluğu olabiliyor. İşlerin ters gidebiliyor. Farklı durumlar da olabiliyor ama bunları bizim tabii eğer hani niyetimiz de zaten iyiyse iyi bakmamız lazım. Yani mesela ben sana kızdım veya sen bana kızdın. Ben seni bir şekilde affetmem lazım. Sabırlı. Yani sabırlı olmamız lazım. Bir de ben seni bir şekilde affetmem lazım. İşte onu şey yapmak mesela. Yani. Sindiremiyoruz değil mi hocam? Sindirmek yani, sindiremiyoruz mesela. Sindiremiyoruz onu. Oysa ki Allah-u Teala mesela diyor yani. Affedin diyor. Zaten ben affedeceğim diyor Allah-u Teala ayet-i kerimlerinde. İşte bizim, önemli olan bizim insanı affedebilmemiz çok önemli yani. Hani en ufacık şeylere takılıyorum mesela ben. Takılmamak lazım. O aslında çok, onlar çok ince. İnce ama hocam. İnceden sonra büyüyor hocam ya. Yani. Yani şu, bu sefer tekrar hani kuruyoruz sonra patlıyoruz yani hani aynı kişiye veya görmek istemiyoruz diyoruz. Ama insanların psikolojisi şu anda çok bozuk. Gerçi mazeret değil, o da mazeret değil. Şimdi ben kendi fikrimce düşünüyorum. Ya arkadaş yani böbürleniyorsun, kibirleniyorsun. Da Hazreti Ebubekir'den daha zengin değilsin. Doğru. Hayıflanıyorsun, üzülüyorsun, hiddetleniyorsun. Ama helal yoldan o. Evet. O zenginlik. Şimdi öbür tarafına geçelim. Hayıflanıyorsun, üzülüyorsun, kahrediyorsun, haşa isyan ediyorsun. Hazreti Bilal kadar fakir de değilsin. Ya. Yine şimdi düşündüğümüz zaman her halükarda haksız olan biz çıkıyoruz. Evet. İlk önce bunu kabullenmemiz lazım. Evet. Yönetim ve idare sistemine gelirsek o zaten apayrı bir konu. Orayı tabii. O zaten apayrı bir konu. Ama biz kişi olarak, birey olarak asr-ı saadete örnek almak zorundayız. İcra etmek zor mudur? Zordur. Böyle şu zamanda. İcra etmek zordur. Evet. Elbette ki zordur ama Allah Azze ve Celle verilen şeyi de bilir. Mücadeleyi de verir. O oraya yönelmeye İşte ne kadar mücadele veriyoruz. Ya o da önemli. Şöyle hocam, yani Allah-u Teala kaldıramayacağınız yükü size yüklemem diyor yani. Bize bu da mı ağır geliyor? Yüklemediği halde. Aslında. Yani çok zayıfız hocam ya. Yani her şeye çok çabuk kızabiliyoruz. çok çabuk terk edebiliyoruz. Yani. Bugün. Çok iman... ağır mı geliyor hocam? Yani bize bu zamanda, ayrı zamanda çok her şey patlayacak gibi. Yani böyle sakin davranamıyoruz. Yani oldu olacak. Tabii dış etkenler yani, de var. Yani bu kaldıramıyoruz hocam. Yani acayip şey anlatamıyorum daha doğrusu da. Tez canlılık. Aslında Murat hocam anlatılır anlatılmasına da neyse oralara girmeyeceğim. Oraya girersek çünkü ipin ucu kaçıyor.
insanlar bugün kendilerini tam manasıyla ifade etme fırsatı bile bulamıyorlar. Buna izin verilmiyor. Tam manasıyla kendini ifade edemiyorsun. Kişiye hatasını söyleyemiyorsun, kusurunu söyleyemiyorsun. Tartışma kapıları kapalı, ortak bir noktada buluşma kapıları kapalı, istişare kapıları kapalı. Peki bu sorunlar nasıl çözülecek? Yani bilmiyorum. Allah da sonumuza eylesin. Ahir zamandayız dediğimiz gibi. Belki bilmiyorum, ahir zamanda geçtik gibi yani. Allahu alem. Yani Allahu alem, biz şey değiliz. Ama gelecekten haber verecek alamayız tabii ki yani. Amenler sadakna ama. Şimdi gidişata, yalancı peygamberler işte. Gidişata baktığımız zaman her şey arttı yani, değil mi hocam? İşte ya, sokakların daralması, binaların yükselmesi. Aslında bizim oralara takılmamız da şey, yersiz. Büyük alametler. Şimdi adam mesela soruyor, şey ne zaman gelecek? Mehdi ne zaman inecek? Ya senin Mehdi ile ne işin var be kardeşim? Birinci sınıf sorulacağına beşinci sınıf mı soruluyor? Dersi soruluyor. Senin Mehdi ile ne işin sen var? Sen önce bir namazına başla da bir abdest al. Akşam okundu, kıldın mı? Yok. Evet. İkindi... Ya o da geçti. Onu neye mi merak ediyorsun mübarek adam? Mehdi ile ne işin var abi senin ya? O sıra zaten ona gelir. Sen ilk önce birinci sınıftan başla. Yani 2, sen 3, 4, 5 devam edersin yani. Sen bir imanını bir sağlam tutmaya çalış. Zor. Namazınla, tefekkürünle, edebinle, evet, adabınla, sohbetinle. Bir de yanlış bilgiler var hocam. Yani şu onu... internette bazı sıkıntılar var. Evet. Bak bugün ben bir kendi oğlumdan da konuştum bugün mesela. Yanlış bir şey söyledi. Dedim bu iş dedim böyle değil. Bu iş dedim böyle değil. Yani deccal var dedim. Biliyor musun sen dedim bana? Deccal'ı bilemedi. Eğitimde ne diye bana soruyor yani. Yani bunları bir şekilde insanlara bir şekilde anlatmak lazım. Yani bunun doğru bir şekilde bunları bir şekilde anlatmak lazım hocam. Ya şu anda zaten yani, yetersiz. Yetersiz demeyeyim de bir de şimdi İslam'ı konuşuyoruz da bugün camilerin ayakkabılıklarına bile kamera takılan bir durumdayız. Caminin ayakkabılığında kamera var. Yani bu duruma gelmişiz biz yani. Demek ki bu kadar konuşulanların hiçbir tesiri olmuyor. Üzerinde taşımadığı, kendisinin yaşamadığı bir konuyu anlatan insanın söylediği de tesir etmez. Ne demek istediğimi anladınız mı? İnsanlar etki edilmiyor. Etkilenmiyor insanlar. Tabii bunun sadece anlatanların kendi üzerinde bu olayların olmadığından dolayı karşıya etki etmediğini söylemek de yanlış. Tabii onun bir sürü şeyleri var. Özellikle haram helale dikkat edilmemesi. Çünkü kalp kararıyor, maymunlaşıyor, yalan söylüyor, ziyan söylüyor. Ondan sonra kul hakkına giriyor, yetim hakkına giriyor. Ondan sonra dönüyor ki abi Allahu Ekber. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen kimi kandırıyorsun ya? Çok büyük sıkıntı. Yani namaz seni kurtarır mı arkadaş? Şimdi yanlış anlaşılmasın. Namaz seni kurtarır mı derken hemen o işte ne dedi, namaz kurtarır mı dedi falan, o değil. İyi anlamak lazım. O secdeye varacak yüzün olmalı. Sen benim demek istediğim anladım. Bu. Sen ona kötü davran. Ona ya, böyle davran. Onun arkasından böyle konuş. Yetim hakkı yiyorsun. Çalışanın hakkını vermiyorsun. Mesaisinden çalıyorsun, sigortasından çalıyorsun, oradan çalıyorsun, buradan çırpıyorsun. Allahu Ekber. Etme eyleme ya. Yok yine namazını kılsınlar canım. Ya namazı kılsın da o secdeye hangi zihniyetle varıyor, ben onu soruyorum. Ya onu tamam anladım ben. Yani hiçbir hani vicdan muhasebesi, hiçbir vicdan muhasebesi yapmıyor mu? Nasıl olsa Allah affeder. Mantığım acaba. Ya kul hakkıyla gelme diyor. Tamam aminle ve sadaka. Namazı doğru. Farz kıldım diyor. Doğru. Yetim hakkı yemeyin diyor. Doğru.
Yetim hakkı devlet malı, yetim hakkı malıdır gibidir, evet, diyor. Evet, evet, hırka bile şey yani, evet. Savaştan diyor, ganimetten bir hırka çalan şehit bile sayılmaz diyor. Tamam, Dürüst'e. Doğru, doğru. Abi daha ne olsun? E ne yapacağız biz hocam? Şimdi o yüzden diyorum, tertemiz olmaya çalışarak bir secdeye varmak var. Var, bir de oynan, doğru. Bir de çalışıp o zaman neye giriyor biliyor musun? Arkadaş, sen kusura bakma da bu İslamiyet'e, bu dine senin bir düşmanlığı mı var ya? O adam demeyecek mi ya arkadaş, İslam böyle bir şey mi? Adam Müslüman, çalıyor, çırpıyor, yiyor, içiyor, ben biliyorum, Allahu Ekber, namaza duruyor. Bu nasıl Müslüman? Bunu bilen insan yapmaz hocam. Tam anlamıyla. Alışılagelmiş olması daha da büyük bir tehlike. Vazgeçecek o zaman. Tövbe edecek, vazgeçecek. Şimdi daha da büyük bir tehlike, o zaman demek ki yerleşmiş adamda. Alışkanlık haline gelmiş. Normal karşılıyor bunu. Bünyesi sindiriyor. Kardeşim, secdeye gidecek yüzün olacak, yüzün. Sen işçinin sigortasından çaldığın zaman, işçinin sigortasından çalmakla o işçinin çocuğunun sütünü çalıyorsun, sütünü. O bebeğin sütünü çalıyorsun. Onun eşinin poşetindeki ekmeği çalıyorsun. Yani durum bu kadar vahim, bu kadar acizlik olabilir mi ya? Ve bunu yapanlar muhakkak vardır. Kulaklarına küpe olsun. Her ne kadar namaz kılsalar da, oruç tutsalar da elbette ki bunları yapsınlar ama onları yani Allah Azze ve Celle'nin karşısında yani kandırmaya da çalışmak çok büyük ahmaklık olur. Çünkü Allah açık ve gizli. Her şeyi bilendir. Kurallar bellidir. Hükümler bellidir. Onların hakkına, hukukuna sahip olmak zorundasın. Çünkü en büyük servet sana emanet o insanın. Neyi emanet? Emeği emanet. O insanın emeği sana emanet. O insanın emeğini yemek seni uçuruma götürür. He diyorsan ki ben arkadaş oğluma bırakacağım, kızıma bırakacağım, büyük bir servet edineceğim. Ateş bırakırsın oğluna, evladına, diri diri yakarsın çoluğunu, çocuğunu. Bırakmayacaksın. Bırakmayacaksın kardeşim. Yoksulluk çekecekse çeksin. Adam gibi çeksin. Yoksulun, mazlumun, yetimin parasıyla benim sefa sürecekse benim o evladım, benim o evladıma hakkım helal olmasın ya. Daha bu dünyadan söylüyorum. Hakkım helal olmasın. Yoksul olacaksa da adam gibi yoksul olsun, adam gibi. Şerefli. Evet hocam. Allah yarı aç, yarı tok yaşasın, şerefiyle yaşasın. Sağ ol hocam, Allah razı olsun. Çok amin, güzel. Sizden de Allah çok razı olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ederim. Yine programımızı kapatacağız. Son. Hayırlı cumalar diliyorum inşallah. Bu tabii ki namazımızı kılacağız, ibadetimizi yapacağız. Ama altını çizdiğimiz nokta şudur, yanlış anlaşılmasın. O secdeye Allah Azze ve Celle Tin Suresi 4'te biz insanı tertemiz bir şekilde yarattık buyuruyor. Amin. Oraya öyle kendimizi kirletip de, paslatıp da, çeşitli günahlarla oraya varmak hiç de uygun değil, hiç adaletli değil, hiçbir kula yakışır bir durum değil. Buna dikkat etmek zorundayız. Altını çizeyim, yanlış anlaşılmasın. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar diyorum. İnşallah her zaman söylediğimiz gibi selamımız okunmazsa haftaya cuma günü inşallah yine beraberiz. Hayırlı Allah razı olsun. Hocam. Emrinize sağlık, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Evet, ben de Murat Taylan ve İsmail Asineder'le Gönülden Gönüle program bitti. İnşallah hafta hocamızın dediği gibi selamımız okunmazsa inşallah burada olacağız. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.